İyi günler hocam. Sağ olun Esma Hanım. Teşekkür ederiz. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Namaz kılarken, cemaatle kılarken erkekler önde duruyorlar ama normalde erkekler bayanların arkasında dursa olur mu acaba? Eyvallah. Soralım efendim. Neden böyle yapıyoruz? Evet. Ben de merak ettim. Konya'ya selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz size. Dua bekleriz efendim sizden de. Evet hocam. Bir namaz kılma durumunda erkeklerle kadınların aynı mekanda namaz kılması halinde düzen nasıl olmalı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Biz ibadetleri Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan öğreniriz. Yani Kur'an-ı Kerim Yüce Peygamberimizi bize örnek olarak göndermiştir. Hı hı. Hazreti Peygamber'in en önemli vasıflarından birisi muallimdir. Kur'an-ı Kerim genel hükümlerden bahseder. Bu genel hükümlerin özele indirgenmesi çoğu zaman veya Kur'an'da var olan hükümlerin uygulamaya dönüştürülmesi bizzat Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin uygulamasıyla öğreniriz. Bir de şöyle genel bir kural vardır. Dini hükümlerde özellikle ibadetler konusu daha çok olduğu gibi kabul etmekle, Hazreti Peygamber'in öğretmesiyle öyle kabul etmekle olur. Yani nedenin içini pek sorgulanmaz. Hikmeti anlamaya çalışır. Yani Cenab-ı Hak orucu niçin acaba bize farz kıldı, hikmeti nedir? Bu konuda kafa yormak, hikmetini kavramaya çalışmak ayrı bir şey. Ya oruç olmasa niçin böyle, niçin olmaz? Tabii. Şimdi cemaatle namaz da müekket bir sünnettir, kuvvetli bir sünnettir. Nasıl kılınacak, safların tanzimi nasıl olacak? Bu bizzat Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından ifade edilmiştir. Ve altını çizerek ifade edelim. Peygamberimiz bu cemaatle namazın makbul olması için safların tanzimine özel bir önem vermiştir. Burada da ölçü şudur. Erkekler, onların arkasından erkek çocuklar, arkasından hanımefendiler. Burada zihinlere şöyle bir sual gelebilir. Yani birinci safta namaz kılmak daha faziletli. Niye hanımlar arkada duruyor, erkekler arkada duruyor? Burada meselenin boyutu bu değil. Cenab-ı Hak kadınlara da erkeklere de namazı emretmiştir. Bu namazı Peygamberimizin bize öğrettiği şekliyle kılarsak herkes sevabını elde etmiş olur. Eyvallah.